Uluslararası sendikacılar yanımızda. Fransa'dan, Belçika'dan, İngiltere'den gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. We represent United Biscuits, which has recently been bought by Ulca Yildiz Holdings. We have good industrial relations generally with United Biscuits, and this is not the kind of way that you should treat workers anywhere. So we are demanding that Ulca reinstate the workers now. Ulca, reinstate the workers now. Yakın zaman önce Ülker tarafından, yani Yıldız Holding tarafından satın alınan United Biscuits fabrikasındaki gıda işçileri adına buradayız. Fabrikamızda genel olarak işçilere iyi muamele yapılıyor. Haklarımızın garanti altında olması için dünyanın her yerindeki Ülker işçilerinin iyi muameleye maruz kalmasını istiyoruz. Buraya geldik. İngiltere'deki Ülker Yıldız işçileri adına Ülker'e sesleniyorum. Bu işçileri işe geri al. Ülker'e sesleniyorum. Bu işçileri derhal şimdi işe geri al. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. The right to join a union of your choice is a human right. It's not a privilege. Workers in Ulca around the world, and this message is for Ulca. Workers in Ulca will not allow you to abuse the human rights of your workers anywhere, and particularly not to abuse the human rights of your workers in Turkey. We will fight shoulder to shoulder across Ulca's company to get our comrades reinstated at Ulca in Turkey for as long as it takes. Thank you. Stay strong. Be united. Long live international solidarity. Dünya genelinde çalışan bütün Ülker işçileri adına Ülker patronunu hatırlatmak istiyorum. Sendikaya üye olmak temel bir insan hakkıdır. Üye olacağınız sendikayı özgürce seçmek, özgürce belirlemek temel bir insan hakkıdır. Sendika haklarımızın, işçi haklarımızın ihlal edilmesine, suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'deki Ülker işçilerini yalnız bırakmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, ne kadar uzun sürerse sürsün, Ülker direnişinin, buradaki Ülker direnişinin zafere ulaşması için mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın uluslararası sınıf dayanışması. Türkiye'de sendika seçme özgürlüğü, sendikal örgütlenme özgürlüğü gerçek anlamda yok. Atılan 8 Ülker işçisi 114 gündür burada direniyor. Ve işe iadelerini ve burada özgürce örgütlenme hakkını istiyorlar. Şimdi tabii dünyada çokça laf ediliyor. Diyorlar ki artık sınırlar kalmadı sermaye için. İşte bunun en yakın örneği Ülker'in Avrupa'nın 9 ülkesinde almış olduğu fabrikalar. Ama biz biliyoruz ki esas sınırları tanımayan, sınırları aşan işçi sınıfının uluslararası dayanışmasıdır. İşte bugün burada Yıldız Holding'in aldığı fabrikada çalışan işçi arkadaşlarımız, oradaki sendikacı arkadaşlarımız o sınırları aşarak buradaki Ülker işçileriyle dayanışmaya geldiler. Esas önemli olan da budur. İşçi sınıfının ve ezilenlerin uluslararası dayanışmasıdır.